Merhaba değerli dostlar. 12 kule bölümüyle hangi taraftan gidelim dostum? Araba kullanmak da zevkliymiş ha. Nereden gideceğiz? Yok. Buradan gideceğiz tabii. Volkana gidiyoruz sonuçta. İleride harabeler görüyorum. Bekleyin, neymiş bir bakacağım. Yani bakmasak olmaz. Victor, bu aralar yolculuklara yine devam mı? Öyle sayılır. Kendime bilgisayar masasından uzak işler seçmeye çalışıyorum. Ne güzel yapmışlar ya. Bizim işlerin nasıl da internete kaydını işte. Eminim artık malı elinden çıkarmak için bayağı bir seçeneğin vardır. Tabii ama müşterilerimle yüz yüze görüşmeyi tercih ediyorum. Elektrik almaya çalışıyorum. Antika ustası... Tamam, aracı öyle buluyoruz. Tamam. Biriyle mesajlaşırken... Şu yukarıda ne var acaba? Evet, ne demek? Yukarıda bir şey var gibi gördük ama. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Boşuna geldi bu kadar. Buralarda pek bir şey yok. Evet. Dikkate değer bir şey yok. Hadi yola koyulalım. Hop. Şansımızı da katarsak bu volkanın biz oradayken patlama ihtimali var. Sıfır. Bu sönmüş bir yana. Bremba, bir volkana gidiyoruz dediğimiz ilk araştırdığımız şey bu. En ucuz 4x4 kiralayan yerlere bak. Bekle Salih. Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdın mı söylüyorsun? Hep sen bu kalalık tarzı. Nereden gideceğiz lan? Burada yolu varmış gibi gözüktü ama. Şuradan gidiyor evet. İşte senin çürük diyebileceğin türden bir köprü. Ha nerede? Ben niye göremiyorum? Bu köprüden gitmemiz lazım belki de. Buradan gidebiliriz galiba. Hadi hadi tatlım. Hadi yürü 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 yürü. Sonuçta 4x4 yani. Doğru değil. Başardım. Pekala evlat. Sakın aşağı düşme. Hey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet. Yalnız aracı ben mi sürüyorum sizi? Sorun yok. Her şey yolunda. Sorun yok, sorun yok. Gidiyoruz bakalım. Ne taraftan? Dost doğru ileri. Hadi bakalım. Adam da söylüyor. Sanki beni duyuyor mu? Ne yapıyor ya? Çıkabiliyoruz mu bakalım burada? İşte geri varamayacağız. Sakın kayayım deme. Şuradan mı gidelim? Burada sürtünme lazım. Nathan, kayaları dene. Tamam, tamam. Hayır, kurtul buradan. Pekala, sanırım bir şey çözüyorum. Herkes bir şey söylüyor. İşte böyle. Aferin, aferin. Güzel. Araban... Ağzıma çamur girdi.
Buradan mı gidiyoruz? Yok canım. Ha? Olabilir mi öyle bir şey? Bak, lastik izledi. Buradan geçelim. Lan devrildik ya. Hiç offroad yapmadım ya. Bilmiyorum yani. Bilemedim. Güzel çıkacağım. Zaten taş koymuşlar. Yani şuradan buradan gidelim diye. Hey, yukarı bak. Tepede. Kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Hey Victor. Kidalama elemanı. Yolu var sanki. Aa kardeşim Dörtçak'ta. Vinç olması için ısrar et. Yani vinç olunca tamam sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor? İyiymiş. Hey vinç önemli. Arazide gidiyorsun. Yağmur yağabilir, çamur olabilir. Bir daha varım bu lanet yolları aşacağız ve o vinci bir kere bile kullanmayacağız. Şuradan gidelim o. Yani dostum. Ne zormuş lan arazide offroad araba kullanmak. Sonra? Yerler yapmışlar böyle. Nathan yani diyorsun ki Avery, Chew ve diğer önemli korsanlardan bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. Yani, tahmin ediyor çocuk. Kesin belki demiyor. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Lan beynim döndü ya. Belki bir saklanmalarını sağlar. Yani bu adamın bir şeyleri saklama dostu olduğu belli. Ama parçalandı mı ya? Yavaş. Tamam artık. Hadi. Hadi gidip şu kuleye bir bakalım. Seninle geliyorum. Vinç ha. Yüzlerce yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evir'in döneminden. Şuradan çıkayım ben de. Sam, baksana. Bu Christopher Condon'un mührü. Kızgın Ejderhan'ın kaptanının Evir'in döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Avery korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden sorumluydu. Ve kuleleri adam tahsis ediyorlar. Mevzu her neyse, turumuzun son durağının burası olmadığı kesin. Oyunuz bulduk. Halatı buraya bağlamış. Çevresi soyulmuş. Bu ağacın çevresinde bir şeyler sırılıymış. Tabii ki vinç. Hey, aracımızda bir vinç olduğunu biliyor muydun? Hayır. Bilmiyorum. Peki vinçle ne yapacaksın? Tam emin değilim. Ben biliyorum. İş görür. Hadi dostum gel. Abi nerede? Pekala. Öğrenceli görünüyor. Göründüğünden daha dik. Tamam hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Yavaş. Yavaş. Sakin. Gördün mü? Winch aldığımıza değdi. Bir
tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani deniz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet tamam. Ben büyük olanları kurtulacağım. Hadi dostum gidelim. Oh. Demek ki vinç, arazili arabalarda vinç lazım. Ne olur ne olmaz. Gözleriniz bayram etsin beyler. Vay canına. İyi manzara. Kuş da koymuşlar oraya. Düşünsene. Baskıcı bir kuş. Çok uzaklara kaçıp mazlum bir korsan olarak buraya geliyorsun. Bir taraftan. Zavallı mazlum korsan. Tek istedikleri şey huzur için görmek ve yağmalamak. Hayır hayır. Özgür bireyler olarak yaşamak. Yani toplumdan uzaklaşmak için bir yer seçecek olsaydın aklına burası gelmezdi herhalde. Burası değil. Demek ki bu taraftan gideceğiz. Bu volkanı ulaşmak ne çok zamanımız. Sabır. Sabır. Korsanlar buraya nasıl geldiler biliyor musun? İngiltere'den başlayıp Brezilya'ya yelken açtılar ve ardından Atlantik'e dönüp Güney Afrika'ya geçtiler. Ve bunların hepsini de kağıtla, patlaklarla... Orada haraba vardı ama kesin bir şey yoktu içinde. Eski bir denizci. Denizin inceliklerini öğretiyor. Demek istediğim buraya bayağı kolay geldi. Öyle mi? Ha. Yine de epey bir uzun sürdü. Hey dikkat et evlat. Tamam dostum kızma. Ben dolaşıp aşağı mı ineceğiz yoksa? Yanlış yere gitmeyelim. Şuna bakar mısınız? Eyvah. Refler orada. Oradalar. Evet, i̇şte. Oradalar. Durum nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Gene çatışma. Siktir ya. Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Çatışacağız. Tepelerini bileceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana uyun yeter. Nereden gideyim? Şurada biri var. Başka var mı? Bu taraftalar. Allah orada varmış ya. Çocuklar da. Öldük ya. Orada gizli gitmemiz lazımdı. Evet, şimdi dikkatli gidelim.
Tek tek işaretlemem lazım şimdi onları ki. Kendi orada var. Onu da işaretleyeyim mi? Keskin işaretçi göremiyoruz tabi. Önce onu halletsem. Başka var mı? Bunlar gözükmeden ben lazım ama başka adam göremiyorum şu an. Keskin nişancıyı almam lazım ya. Şimdi şunu inip şunları öldüreceğim. Nerede o? Şurada vardı bir tane. Gel bakayım gel. Yukarı çıkmam lazım. Hadi, hadi yaşlı adam çık, sen çık. Büyüse çıkmam lazım. Keskin nişancı orada. Onlara nasıl çıkacağım? Thank you.
Olmaz. En tepe o taraftan çıkmam lazım. Buradan çıkabiliyor muyum? Ben bineceğim şimdi. O kadar çıktık, şimdi oraya gitsem olmaz. Buradan oraya gideceğiz. Başka adam nerede var? Çıkalım tepeye, hiç sessiz sedasız gideriz ya. Belli olmaz ya. Yani. O gitsin. Şu ikisi gereken görmeden gideceğim arkasına. Neresini patlatıyor acaba? Orada bir namussuz varmış. Güzel harektik gibime geliyor. O kişi nerede? Onlar oradan gidiyorlar. Tamam. Hepsi tamam. Şimdi şu patlatma işini yapsam mı acaba ya? Çok merak ettim. Bunu bir kaydedeyim. Oyunu kaydettiğim. Kaydedeyim burada oyunu. Ne olur ne olmaz. 14.74. Burada kaydedeyim. Tamam. Evet. Çok merak ediyorum. Buraya basınca ne olacak? Tabii merak her şeyin
Şey ilacı değil ama. Temiziz. O iki kişi daha varmış demek ki orada. Rafe ve Nadine'in onlarca adamı etrafta dolaşıyor olmalı. Hazineye şans eseri bile denk gelebilirler. Artık Kalaşnikov mu alsak ya? Oo, bu güzelmiş. Kalaşnikov alalım, Kalaşnikov. Evet, araştık yapalım. Evet, değerli dostlar, orayı patlattık. Patlattık ama ne işimize yaradı bilmiyorum. Görünüşe göre Nadine dinamitle kazı yapmaktan vazgeçmemiş. Bunun Rafe'in hoşuna gideceğini sanmıyorum. İşte bir mühür daha. Adam Baldrige. Kral koyunu bir süreliğine işletmişti. Kendisi bir tüccardı. Köle tüccarı. Baş alçaklardan. Şu haline bak. Evet. Hapishane günlerim kitaplarla geçti. Bir şey yok. Bir şey yok. Tamam. Buradan zaten geldik. Şu tarafa gideceğiz. Burada bombalar vardı, bu patlasındaki odada ama neyse. Peki arabayla mı devam edeceğiz ya? Bence de arabaya devam edeceğiz bence. Hadi arabaya gidelim, koş. Böyle yürüyerek bitiremeyiz onu. Aslında kuleyi patlatsaymışız olurmuş yani. Boşuna action yaptık o kadar. Ya bilmiyorduk, nereden bilelim. Evet değerli dostlar, köprüyü geçiyoruz. Sonra... Aha! Rask, bu korsanlar altyapı konusunda sınıfta kalıyor. Peki buradan nasıl tüyeceğiz? Tabii ki şöyle. Biri kaldı. Burayı da köprüyü de patlatayım değerli dostlar. Şey kırayım. Sonra ara veriyorum. Diğer bölümde görüşeceğiz. Lan dostum nedir? Vinç yine iş gördü Salih. Çok kullanışlı değil mi? Vinç'i alayalım demedim ki. Benim tek amacım kazıklanmamaktı. Evet, evet değerli dostlar. Kazıklanmadan buraya kadar geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Maceramız devam edecek. Çok güzel değil mi? Ne olacak acaba?